Behlül'ün telefonda bir şey söylemediği iyi oldu. Eve gelene kadar boş yere endişeleneceklerdi. Allah'tan polis arabası kalmadı kapıda. Magazinciler üşüşürlerdi yine ne oldu diye. Niye sizinle böyle konuşmasına izin veriyorsunuz? Kimin? Biten'in tabii ki. Sizinle mutfaktakilerle konuştuğu gibi konuşmak istiyor. Sizin de sesiniz çıkmıyor. Bülent'ciğim. Dayanamıyorum. Babama şikayet etmek istiyorum. Babamın yanında hemen lafı değiştiriyor. Şaka yaptım diyor. Ama yapmadığını biliyorum. Sen Bihter Hanım'ı çok severdin. Artık sevmiyorum. O benim düşündüğüm gibi biri değilmiş. Daha yeni anladım. Böyle söyleme. Söylüyorum. Ya biz onu başka türlü tanımak istedik, ya da o mahsustan bize kendini öyle tanıttı. Ilık süt hazırladım. İçmezsem darılır mısın? Canım istemiyor. Yo, niye darılayım? Teşekkür ederim. Ben içerim. İyi geceler. Lütfen sabırlı ol Bülent'ciğim. Öfkeyle daha da üzüleceğin şeyler söyleme kimseye. Susuyorum zaten. Hatam olmadı halde özür diliyorum. Belki sen yanılıyorsundur. Böyle düşünmeye çalış. Daha önce seviyordun. Yine fikrin değişir belki. İyi geceler. İyi uykular. İçirmeden inmeyeceksin yani aşağı. Deniz Hanım. Bihter Hanım'la Firdevs Hanım yolladılar Katya'yı. Onlar ihbar ettiler. Nereden biliyorsun? İkisini konuşurlarken duydum. Nefretle kapı dışarı koymaktan bahsediyorlardı. Ne oldu diye merak etmiyor musunuz? Katya niye tokat yedi? Ne yaptı da kızdırdı Firdevs Hanım'ı? Bu durum bizi hiç ilgilendirmiyor. Burnu yukarılarda mutfağın patronu gibi dolaşırken ne oldu da birdenbire gözden düştü? Niye Katya'dan vazgeçtiler Matmazel? Bence bunun altından çok büyük bir şey çıkacak. Çok. Söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama susmak da gücüme gidiyor. Kızmazsanız size bir şey daha anlatacağım Matmazel. Kimsenin günahına girmek istemem. Ama bazı şeyleri birleştirince de... Anlat Nesrin. Gözümle gördüğüm bir şey değil. Ama yani bir şüphe düştü benim içime. Şimdi bu Hilmi Önal bir şeyler iddia etti ya. Şahiste ablayla konuşurken bazı şeyleri hatırladık. Mesela benim Rıza Bihter Hanım'ı ilk kez Behlül Bey'in yanında görmüş. Kayıkhanede. Sevgilisi zannetmiş. Neden sonra bu eve balık getirmeye geldiğinde Bihter Hanım'ı görmüş de onun bu evin hanımı olduğunu anlamış. Sonra bir gün ben tekneye Behlül Bey'in şarj aletini vermeye gitmiştim. Hani evde unutmuştu bir keresinde. Bir kadın vardı teknede. Çantası Bihter Hanım'ınkindendi. Bihter Hanım'ı görmedim haşa. Ama çantası onunkiyle aynıydı. Onu demek istiyorum. Çok iyi biliyorum o gün o çantayla çıkmıştı evden. Hepsi tesadüf olabilir Nesrin. Biliyorum, biliyorum. Günahını almak istemem dedim ya baştan da. Gözünle görmediğin bir şey için büyük iddialar bunlar. Haklısınız, haklısınız. Tehlikeli. Biliyorum. Ama hani bilin istedim. Başka kime anlattın bunları? Sadece Şahiste ablayla konuştuk. Cemile bile bilmiyor. Rıza bile bilmiyor. Bilmesinler tabii. Çünkü gerçek değil bunlar, saçmalık.
Şahiste abla da böyle söyledi. Haklısınız. Zaman gerçekten en etkili ilaçmış. Yaralar kapanmasa da zamanla daha az acıtmaya başlıyor. İnsan kendine dönüyor zamanla. Kendini düşünmeye başlıyor. Hayatın yeniden farkına varıyor. Duygularını yeniden keşfediyor insan. Yaşa başa bakmıyormuş. O zaman anlıyor insan. Yaşamak istiyor. Bu girişten ne söyleyeceğimi anladınız herhalde. Deniz Hanım, ben evlenmeye karar verdim. Her şey böyle başladı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.